Memleket Partisi Bodrum İlçe Başkanı Ozan Özgür'le yönetim kurulu üyeleri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kumbahçe sahilindeki Baston isimli mekanda düzenlenen toplantıda konuşan Ozan Özgür, Bodrum basınıyla bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek şöyle konuştu. Düşünme özgürlüğü basından geçer. Bununla birlikte ifade özgürlüğü de basından geçer. Hak aramak basından geçer. En önemlisi ilke ve dik duruş basından geçer. Bu kadar güzel karakteristik özelliğin taşındığı her şartta görevi peşinde koşan sizlerin 10 Ocak Çalışan Gazete Günü'nüz kutlu olsun. Şimdi işiniz günümüzde hiç kolay değil. Özellikle siyasi şartlar yüzünden ve en önemlisi de ekonomik hayat şartları ve geçim sıkıntıları yüzünden. Bu kadar zorluğa rağmen işinizi tutkuyla yaptığınız için sizleri tebrik ediyorum. Ve bizleri bilgilendirmeye devam ettiğiniz için de vazgeçmediğiniz için de teşekkür ediyorum. Özellikle Genel Başkanımız Muharrem İnce, yani Türkiye 3. turuna çıktı. Köy köy, ilçe ilçe, il il geziyor tüm Türkiye'yi. Biz de Muğla'da, özellikle Bodrum'da yeni bir yapılanmayız. Yeni çıktık yola. Çok güzel tepkiler alıyoruz, dönüşler alıyoruz. Üye sayımız gün geçtikçe artacaktır, bundan eminiz. Tabii kimi çekinceleri vardır insanların, olmak istediği yerler olabiliyor, görünmek istediği yerler oluyor. O yüzden yanımızda olamıyorlar, ancak aldığımız telefonlar, görüştüğümüz insanlar, biz sizin yanınızdayız, sonuna kadar da sizinle birlikte olacağız diyorlar. Bu gerçek. Cengiz İnşaat konusuna gelecek olursak da, yani hayretle ve şaşkınlıkla izledik ilk baktığımızda. Çünkü ilk karşı çıkıldı, ardından anasının hak sütü gibi helal oldu. Ardından iptal olan bir süreç var. Yani karşı çıkılırken savunulan durumuna düşüldü. Biz burada birazcık yani kırıldık. Ancak iptal konusu kesinlikle doğrudur. Yani şu demek olmasın, biz inşaata karşı değiliz. Ancak biz talana karşıyız. Çevreye duyarlı olmamız lazım. Ve yani koca bir proje 6 günde ruhsat veriliyor. Ya yani burada insanlar, buranın yerlileri 2 yıldır İnşaat ruhsatı alabilmek için uğraşıyorlar yani. Neye bakılaraktan bu ruhsat verilebildi yani? Biz işin burasındayız sadece. İzlemeye devam edeceğiz süreci.